Efendim Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de dopdolu bir gündemle, beyaz ana haberle yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz stüdyomuza. Sevgili izleyenler, adı arananlar listesinin üst tarafındaydı. Yerini söyleyene de 500 bin lira ödül vardı. PKK'nın suikastçısı Rojin Ahmet Kod adlı tetikçi düzenlenen bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Kod adı Rojin Ahmet, 500 bin lira ödülle aranıyordu. Terör örgütünün suikastçilerinden biriydi. O terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı Fidan Kurtpınar'ın ismi gri kategoride yazıyordu. Eli kanlı örgütün en tehlikeli isimlerinden biriydi. Mehmetçik, Van'da Çatak kırsalında onu ve yanındaki iki PKK'lıyı tespit etti. Düzenlenen hava operasyonunda hepsi etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi efendim. Erdoğan, uluslararası tuzaklara dikkati çekti. Manazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü nedeniyle de akşam saatlerinde Bitlis, Ahlat'a gitti. Bir tarafta açlığın, savaşın ve aşırı yoksulluğun olduğu, bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir. Çatışmalarla, göçle, yoksullukla ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da özellikle Batı toplumunda yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. İslam ülkelerini bu sözlerle uyardı. Hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla yükseltmelidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na video mesajla katıldı. Bir tarafta açlığın, savaşın ve aşırı yoksulluğun olduğu, diğer tarafta lüksün, safahatin, sömürünün hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir. Türkiye her zeminde ve her fırsatta dünya beşten büyüktür diyerek bu küresel adaletsizliğe dikkat çekmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını İslam ülkelerine birlik çağrısı yaparak sonlandırdı. Müslümana yakışan basiret ve ferasetle hareket ederek emperyalistlerin bizleri çekmek istedikleri tuzaklara düşmememiz gerekiyor. Hiç kimsenin aranıza girmesine, etnik, mezhebi veya kültürel farklılıklar üzerinden sizleri bölmesine müsaade etmemenizi bekliyorum. Akşam saatlerinde de Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü nedeniyle Bitlis Ahlat'ta düzenlenen törene katıldı. Anadolu'nun Orhun abideleri diyebileceğimiz Ahlat mezar taşları bugün adeta milletimize ait bir tapu senedi hükmündedir. Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayayım mı? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim? Müsaade var mı? Buradan açıklayalım. Özgür Özel hangi ismi verdi? Cumhurbaşkanı adayımız Altıçay. Birazdan. Başkent Ankara'da bir toplantıya katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, göçmen politikaları nedeniyle önce hükümeti, sonra da Avrupa'yı eleştirdi. Sığınmacı elini kolunu sallayarak buraya nasıl geliyor? Birileri izin veriyor. İzin vererek kızacaksın. Hükümetin göçmen politikasını bu sözlerle eleştirdi. İzlenen yanlış politikalarla hem sığınmacılar mahvoluyor hem biz mahvoluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir aradaydı. Gündeminde Afgan göçü vardı. Hepsi genç. Neredeyse herkese silah verip cepheden, silahını alıp cepheden Türkiye'ye gelmiş gençler. Ne olacak? Ne yapacağız? Karşı çıkıyorum. Yapmayın diyorum. Hedefinde başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri vardı. İngiltere diyor ki Türkiye'de kamplar kuracağız. Sonra oradan seçeceğiz, kendi ülkemize bazılarını alabiliriz. Para verelim buraya gelmesin. Ya arkadaş, biz 3. sınıf bir ülke mi? Beyler rahat etsin diye bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz? Biz sizin taşeronunuz muyuz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti onların taşeronluğunu mu yapıyor? Siz alın. Efendim, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Siyaset dünyasında sıkça tartışılan konu CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in de gündemindeydi. Bir açılış için toplanan kalabalığa bazı isimler de verdi.
Şimdi burada Hacılar'da Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayayım mı? Onu dinleyenler acaba hangi ismi verecek diye merak etti. Kılıçdaroğlu mu, Akşener mi yoksa başka bir isim mi? Seçim 50+1 değil mi? Bir oyla belki kazanılacak. Bir oyla seçim kazanılacaksa adayın erken çıkıp çalışması lazım. Doğru mu? Adayı açıklıyorum ki çalışsın. Adayı beklerseniz, adayı merak ederseniz, akşamleyin televizyonda CHP'nin adayı o mu bu mu tartışmalarını izlerseniz... CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bu sözlerin ardından isim verdi. Ta o arkalarda bir emekli öğretmen İbrahim abi var. Adayımız o. Adın ne ablam? Hemşire Könül Hanım Cumhurbaşkanı adayı. Alkışlayın bir bakalım. Kırıkkale'de parti binası açılışında konuşan Özel'in bir diğer gündemi göçmenlerdi. Suriyelileri memleketlerine davul zurna çala çala hepsini teker teker memleketlerine göndereceğiz. Kimseyi piçikle değil, iterek kakarak değil, zorlayarak değil, Atatürk'ten kalan akıllı dış politikayla en kısa zamanda ülkelerine yollayacağız. İlk önce ablamı katletmiş. Evi satmayan annesini de, engelli kardeşini de katletti. Polislere ne yalan söyledi. Daha sonra da ablasını bıçaklamış, intihar etmiş. Birazdan. 34 yaşındaki genç koronavirüs tedavisi görüyordu sevgili izleyenler. Uzun zamandır da yoğun bakımdaydı. Ölümcül virüse daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti. Ancak ailesi onu kurtarmak için canlarını ortaya koyan doktor ve hemşireleri ölümden sorumlu tuttu ve hastane çalışanlarına saldırdı. Hayatını kaybeden COVID-19 hastasının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Bir doktor ve iki hemşire yaralandı. Siz öldürdünüz. Siz öldürdünüz. Bu doktor nerede? Hüspet alıyordu. 24 gündür yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören 34 yaşındaki hasta daha fazla direnemedi ve hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Ölümden doktor ve hemşireleri sorumlu tutan akrabalar sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis saldırganları engellemeye çalıştı ancak 3 sağlık personeli aldıkları tekme ve tokat darbeleriyle yaralandı. Siz öldürdünüz. Saldırıya uğrayan sağlık personeli darp raporu aldı ve polise giderek şikayetçi oldu. Bu doktor nerede? Hüspet alıyordu. Yıllar önce UFO gördüğünü söylemiş, haberlere konu olmuştu efendim. Bugün haber olmasının nedeni ise yaptığı katliam. Borçları nedeniyle annesinden evi satmasını ve kendisine para vermesini isteyen Ahmet Özcan. Önce annesini, sonra da engelli kız kardeşini acımasızca öldürdü. İlk önce ablamı katletmişti. Daha sonra da ablasını bıçaklamış, intihar etkisi vermek gibi bir şeyler düşünmüş. Komşuların burnuna kötü kokular geldi, çifte cinayet ortaya çıktı. Anne ve kızını öldüren tanıdık bir isimdi. Özcan ailesi Kartal'daki bir apartmanın 3. katında yaşıyordu. Daireden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Evin oğlu, güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Özcan, 2 gündür ortalarda yoktu. Polis onu aramaya koyuldu. Anne ve kızının cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırılırken dedektifler delilleri topladı. Oğluna şüpheleniyorlar. Kızı özürlüydü. Babaları bir 6 önce ölmüştü. Anne ve engelli kızı defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Baş şüpheli, yani evin oğlu yakalandığında suç kız kardeşine attı. Engelli kızın annesini öldürdükten sonra kendini bıçakladığını öne sürdü. Ablamı ilk önce katletmiş. Yatak odasında yatıyordu. Daha sonra da ablasını bıçaklamış. Kardeşinin eline veriyor cinayet aletini. İntihar etkisi vermek gibi bir şeyler düşünmüş.
Onun bu ifadesi tabii ki polise inandırıcı gelmedi. Kan donduran gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Ahmet Özcan annesinden evi satmasını istemiş, hayır yanıtını alınca hem onu hem de kardeşini öldürmüştü. Ahmet Özcan 2 gün önce anne ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra olayda kullandığı bıçağı kız kardeşinin eline tutuşturarak polisi aradı. Annesini ve kardeşini katleden zanlı yıllar önce bir televizyon kanalına verdiği röportajda UFO gördüğünü öne sürmüştü. Aşina olmadığım bir cisme rastladım. Tekrardan baktığımda ileriye cisim kayboldu. Ailesini öldüren zanlının yüklü miktarda borcu olduğu için annesine evi sattırmak istediği ortaya çıktı. Ablam onun borçlarını kapatacağım diye evini sattı. Yanında beraber yaşarken ikinci bir borç daha yapmış. Bundan çıkmış olay. Bu evi de satacaksın diye. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görenler gözlerine inanamadı. Direksiyondaki çocuk kaç yaşında? Birazdan. Boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştı. 5 aylık bebeğini rehin aldı efendim. Evi de ateşe veren gözü dönmüş baba için özel harekat ekipleri devreye girdi. Allah aşkına hiçbir şey olmadı. Ödev hakikaten kurtardı. Özel harekat kapıya dayandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri hazırda bekledi. Operasyonun nedeni 5 aylık bebeğini rehin alıp evi yakan babaydı. Öğle saatleriydi. Maltepe'de hareketli anlar yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan bir sorumsuz 5 aylık bebeğini rehin aldı. Tamam, bir de hastaneye oğlum beraber. Sen de hastaneye gidiyorsun. Bölge ekiplerinin yanı sıra özel harekatçılar da oradaydı. Bebeğini rehin alan saldırgan evin camlarını kırdı, sonra da yangın çıkardı. Gözüne cam isabet eden bir polis yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken özel harekatçıların operasyonuna gerek kalmadan saldırgan baba ikna oldu. Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir'in kucağında dışarı çıkarılan bebek sağlıkçılara teslim edildi. O bebeği uzun süre rehin tutan baba göz altında. Tamam, bir de hastaneye oğlum beraber. Sen de hastaneye gidiyorsun. Abi sen de yandın. Site sakinleri sokaktaki köpeğe bakıp onun ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Hayvanseverlerden biri son olarak yanına gittiğinde köpeğin vücudunda bazı yanıklar gördü efendim. Hemen veterinere götürülen sokak köpeğinin üstüne sıcak su dökülmüştü. Zanlı site sakinlerinin tanıdığı bir isimdi. Hayvanlara yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Site güvenliği ocakta ısıttığı suyu sokak köpeğinin üstüne döktü. Çukurova'daki sitenin sakinleri uzun zamandır bir sokak köpeğine bakıyordu. Ancak hayvan yaralı halde bulundu. Onu veterinere götüren hayvanseverler köpeğin sıcak suyla yakıldığını öğrendi. Olayın peşini bırakmayan site sakinleri güvenlik kameralarını inceledi. O vicdansızın sitenin güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Site yönetimi hemen saldırganın işine son verdi, ardından polise şikayette bulundu. O vicdansız gözaltına alındı. Talihsiz hayvanın tedavisi ise sürüyor. Uşak'ta bir düğüne katılmak için evden ayrıldı, bir daha da geri dönmedi. 57 yaşındaki Nurcan Tekin'in ailesi ise kolundaki bilezikler yüzünden onun canından endişe ediyor. Nereye gider? Tanımadı bilmediği yer. Alacakaranlıkta sabah erkenler. Anlam da veremiyorum. 57 yaşındaki Nurcan Tekin evden çıktı, son olarak pijamasıyla yürürken görüntülendi ve sırra kadem bastı. Bir an bulunmasını istiyorum ya, ölüm mü diri mi ne? Ailesiyle birlikte 3 gün önce Balıkesir'den Uşak'a bir düğüne katılmak için gitti.
Ancak bir gün sonra ortadan kayboldu. Seslendim. Yok. Nurcan dedik, yok. Jandarma ekipleri onu ararken bir görüntüye ulaştı. Kayıp kadın yolda tek başına yürürken görüntülenmişti. 3 tane kollarında büyük kaynana bileziği diyorlar, geniş elini. Onlar var. Benim korkum onları alıp bir tarafa atmaları. Ferdiye Yançıl kardeşinin hayatından endişe ediyor. 57 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor. Bir an bulunmasını istiyorum ya. Ölüm mü, diri mi, ne? İstanbul'dayız. İstanbul'da işte yoğun trafiğin içerisinde bir otomobil, direksiyonda da en fazla 12 yaşında bir çocuk efendim. Görüntüyü çeken sürücüye göre ise o çocuk çok daha küçük. İşte akıl almaz görüntü. Benim cesaretim iyi oğlum ya. Böyle makam bunu. Rafiye çıkıyor işte. İnsanların canı tehdit ediyor. 5 yaşında çocuk ya. Onu görenler gözlerine inanamadı. Çünkü direksiyonda yaşı en fazla 12 olan bir çocuk vardı. İstanbul Bağcılar'da trafik yoğundu. Araçlardan birinin direksiyonunda 10-12 yaşlarında bir çocuk vardı. Yan koltukta oturan da büyük ihtimalle babasıydı. Küçük çocuğun yoğun trafikte otomobil kullanması başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Benim cesaretim iyi oğlum ya. Böyle makam bunu. Rafiye çıkıyor işte. İnsanlar canı tehdit ediyor. 5 yaşında çocuk ya. Arkadaşlarıyla görüştü, onlardan fikir aldı. Nikah masasında kararını açıkladı. Son gösteriyorum sayın. Birazdan. Begüm Polat genç bir şarkıcı o efendim. Komşusu ona kızgındı, iddiaya göre de o kızgınlığın nedeni şarkıcının mendil satan çocuklara yardım edip sahip çıkmasıydı. Bir kafede karşılaşan ikili arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra saldırıya dönüştü. Genç şarkıcı Begüm Polat'a önce sözlü, sonra da fiziksel saldırı. Komşusu tarafından darp edilen genç kadın kendini bir anda yerde buldu. Neşet Ertaş'ın türküsüne yaptığı coverla tanındı. Geçtiğimiz günlerde de bir ödül aldı. Aynı gün bir kafede komşusunun saldırısıyla sarsıldı. Araya giren bir erkeğe rağmen sarışın komşusu onu darp edip yere düşürdü. Polat'ın elinde ve dizinde yaralar oluştu. İddiaya göre kavganın nedeni genç şarkıcının evin önünde mendil satan çocuklara yardım etmesiydi. Komşusunun bu durumdan rahatsız olduğu için ona önce sözle sonra da fiziksel olarak saldırdığı öne sürüldü. Yangın çıkan evdeki anne oğul can havliyle kendilerini dışarı attılar, ancak evde kalan başka canlar da vardı. İtfaiye ekipleri onları kurtarmak için suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Dakikalarca uğraştı. Onu hayatta tutabilmek için her şeyi yaptı. Ama itfaiyenin çabası muhabbet kuşunu yaşatmaya yetmedi. İstanbul Pendik'te 4 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. Anne ve oğlu evdeydi. Onlar güçlükle dışarı çıktılar. Yeni kiracımız, bir hafta oldu gireli kendisi. Daha kendisini bile iyi tanımıyoruz. İşte bir çocuğu, bir karı koca olduğunu biliyoruz. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenen anne ayakta duramadı ve yere yığıldı. Ev sahipleri dışarı çıktı ama evde başka canlar da vardı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken muhabbet kuşlarını kurtarmak için de büyük çaba gösterdi. Dakikalarca suni teneffüs, kalp masajı yaptı ama itfaiyenin bu çabası iki kuşu da yaşatmaya yetmedi. Emniyet şeridi ihlali yapanlar için denetime çıkan trafikçiler iki ambulans şoförüne de ceza yazdılar. Siren ve çakarları açık şekilde ilerleyen ambulansların içinde hasta yoktu çünkü efendim. Neden işlem yapıldı? Abi ne için çünkü? Çekme.
Neden istemiyorsunuz? Emniyetlerine mi girdiniz? Ambulansta hasta yoktu. Emniyet şeridine girince cezayı yedi. Çekmesene, niye çekiyorsun? Başımı öpüyorum ben. Şimdi yapma, çekme. Ceza yiyen tek o değildi. Ambulansta hasta mevcut değil. İstanbul'da polis ekipleri çakarlı araç denetimindeydi. Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmedikleri kontrol edildi. Çakarınız da çıktı herhalde. Evet. Ondan dolayı mı ceza işlemi var? Evet ama gereksiz bir ceza. Denetimler sırasında emniyet şeridinde ilerleyen bir ambulans durduruldu. İçinde hasta olmadığı tespit edildi. Ambulansla hasta mevcut değil. Ambulans şoförüne 1339 lira ceza kesildi. Ceza onu sinirlendirdi. Aslında yalnız değildi. Bir meslektaşı da aynı cezayı yedi. Çekmesene, niye çekiyorsun? Başımı öpüyorum ben. Şimdi yapma, çekme. Hastayı diyorum. Hasta taşıyor muydunuz? Şu anda hasta yok. Ya, emniyet şeridinde değil, normal şeridinde ilerliyorum. Başkasının için. Bağlı olduğu arabada onlarca kilo ağırlık vardı. Artık dayanacak gücü de kalmamıştı. Yürüyemiyordu çünkü. Ama zavallı atın çektiği işkence bununla da sınırlı kalmadı. Sahibi elindeki sopayı acımasızca ve defalarca sırtına vurdu. Arabaya bağlı at yorgunluktan yükü çekemedi. Sahibi ona sopayla acımasızca vurdu. Adres İstanbul Silivri. Atın çektiği yük ağırdı. Öylesine yorulmuştu ki geri geri gitmeye başladı. Rampada tıkandı. Daha fazla gidemedi. Sahibi elindeki sopayla ona defalarca vurdu. 7 dayak onu daha da tüketti. Zavallı hayvan çaresizdi. Arabadan inen bir genç onu çekmeye başlayınca yerinden kıpırdayabildi. Ancak o anda bile gördüğü şiddet bitmedi. Anahtarını evde unuttu, çilingir çağırdı. Buraya kadar her şey normal ama sabırsız emekli öğretmen çilingirin gelmesini bekleyemedi efendim. Komşusunun balkonuna çıkıp iple kendi balkonuna inmeye çalıştı. Bu sabırsızlığıysa hayatına mal oldu. Anahtarını evde unuttu. Çilingir çağırdı ama gelmesini bekleyemedi. Emekli öğretmenin sabırsızlığı hayatına mal oldu. 53 yaşındaki Reşat Coşkun evden çıkarken anahtarını almayı unuttu. Kapıda kaldığını ise evin önüne geldiği sırada anladı. Anahtarı alamayınca çilingir falan çağırıyorlar. Çilingir biraz gecikiyor. Çilingir çağırdı ama gelmesini bekleyemedi. Hemen üst komşusunun evinin balkonuna çıktı. Beline bağladığı iple kendi evinin balkonuna inmek istedi. İp adamın ağırlığına dayanamadı. Reşat Coşkun 3. kattan aşağı düştü. Feci şekilde can verdi. Ben işte üst kattan inip alırım deyip halatı beline bağlıyor. O arada işte halat çözülünce de aşağı düşüyor kendisi. Bir ay önce emekli olan Coşkun sevincini daha 3 gün önce böyle paylaşmıştı sosyal medya hesabından. Reşat Coşkun 3 çocuk babasıydı. Coğrafya öğretmenliğinin yanında bir de yazarlık yapıyordu. Birçok şiir ve öykü kitabı vardı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel takipçilerini aşı olmaya davet etti. Hamileliği nedeniyle uzun süredir aşı olmayı erteleyen ünlü oyuncu psikolojim bitti dedi ve soluğu da hastanede aldı. Emine bu kaçıncı? Bu kaçıncı? Azize ama sen bir o kadar da can kurtarsın hadi. Emine çocuk mu? Küçük çocuk. Tamam hadi. Psikolojim bitti dedi, aşı oldu. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla aşı çağrısı yaptı. İler sevkiyatına da mani oluyormuşsunuz. Bütün hastalar can çekişiyor sizin yüzünüzden. Pandeminin ortaya çıktığı günlerde ikinci çocuğu hanı kucağına alan Bergüzar Korel 30 haftalık hamile. Orada biraz vakit geçir, aklını başına devşir Cevdet. Aç kapıyı. Üçüncü
çocuklarının ismi belli. Ünlü oyuncu aslında Leyla'nın doğumundan sonra aşı olmayı planlıyordu. Ancak yaşadıkları ve gördükleri onun kararını değiştirdi. Çok yoruldum. Yoğun bakımdaki gebelere şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi. Ama en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün karar verdim. Bu sabah aşımı oldum. Virüsü çocukların değil yetişkinlerin bulaştırdığını söyleyen Korel, takipçilerini aşı olmaya davet etti. Unutmayın, bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz ve onlar bizim yüzümüzden 1,5 yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler, lütfen ama lütfen aşınız olun. Emine çocuk mu? Küçük çocuk. Tamam. İstanbul'da bir sokağa bakım ve onarım için gelen elektrik ekibi elektrikleri kestikleri için saldırıya uğradılar sayın seyirciler. Bir lokantadan aldığı döner bıçağıyla ekibe saldıran semt sakini palayı acımasızca salladı. Esnaf elektrik kesintilerine kızdı, bakım onarım için gelen ekibe palalarla saldırdı. İddiaya göre elektrik dağıtım şirketi ekibiyle bir esnaf arasında kesinti nedeniyle tartışma çıktı. O tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Koşarak dönerciye giren iki semt sakini döner bıçağı alarak geldi. Esnaf onlardan birini engellemeye çalışırken diğer palalı saldırgan elindeki döner bıçağıyla yere düşen elektrik bakım ve onarım görevlisine vurdu. Sokaktaki meydan savaşı uzun süre devam etti. Taraflar bir türlü sakinleştirilemedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından yaralanan elektrik bakım onarım görevlisini olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Döner bıçağıyla saldıran iki kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobil kontrolden çıktı, ATM'lere daldı efendim. O sırada ATM'lerden para çeken bir adamla kadın ölümden döndü. Bir çatırdı, gürültü duydum. Kontrolden çıkan otomobili ATM'lere daldı. Para çeken bu adamla kadın ölümden kıl payı kurtuldu. Aracın gaz pedalı sıkıştı, hakimiyetini kaybeden sürücü son süratli akaryakıt istasyonunda bulunan iki ATM'ye çarparak durabildi. Araç son sürat bizim demir borulukları devirip iki ATM makinesine vurdu. Diğer iki ATM'den para çekmeye çalışan bu adamla kadınsa ölümden döndü. Araçtaki kadınları ve küçük bir kız çocuğu vardı. Onu vatandaşlar müdahale ederek onları araçtan indirdiler. Onları sakinleştirmeye çalıştık. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Bir süredir çalışmayan kapanlar yenilenmişti efendim. Ancak bundan habersiz olan sürücüler uyarı levhalarını da görmeyince araçların lastikleri teker teker patladı. Yazık günah, millet en az 70 tane araç burada kapana girdi. Girecektim de Allah'tan Dubai fark etti. Ne tabelalar dikkate alındı ne de esnafın uyarısına kulak asıldı. Yola koyulan kapana takılan 70 aracın lastiği patladı. İstanbul Sultan Gazi'de bazı cadde ve sokaklardaki kapanlar eskimişti. O kapanlar yenilenirken yerleri de değiştirildi. Sultan Gazi'de birçok caddede trafik akışının tek yön olması ve araç yoğunluğu yüzünden caddelerin giriş ve çıkışlarına işte bu şekilde kapanlar yerleştirildi. O yolları kullanmayı alışkanlık haline getiren sürücüler yeni kurulan kapandan habersizdi. Arkadaş mağdur yani şu anda. Görüyorsun. Dikkat, kapan var uyarısı yazılan tabelalar asılmıştı ama çok fazla dikkate alınmadı. Hayır.
Her akşam biz güm 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 lastik sesi duyuyoruz burada. Bölge esnafı sürücüler mağduriyet yaşamasın diye kendilerince de önlem almaya çalıştı. Burası da Sultan Gazi'de bulunan başka bir sokak. Kapanma levhasını görmeyen dikkatsiz sürücüler için çevre esnafı bir kağıda kapan var gelme yazısı yazdı. Esnafa göre 4 günde 70 aracın lastiği patladı. Ama sürücüler ne esnafı ne de koydukları yazıları dikkate aldı. Millete külfet yani. Ben de son anda fark ettim. Yasa bende gelse benim de tekerleğim patlayacaktı yani. İddiaya göre 4 günde art arda 70 otomobilin lastiği işte böyle patladı. Tabelaların yanlış olduğunu belirten sürücülerse Sultan Gazi Belediyesi'ne tepki gösterdi. Sokağa ters tabela koymuşlar. İki taraflı böyle olmaz ya. Madem kapan var neden orada tabela var? Neden sokağa girişte tabela yok da? Abi şikayetçiyim ya, vallahi şikayetçiyim. Efendim şimdi sırada sıra dışı bir düğün var. Nikah memuru gelin ve damada her zaman olduğu gibi eş olarak kabul ediyor musunuz sorusunu yöneltmişti. Gelin hiç tereddüt etmeden evet dedi ama damat bakın ne yaptı. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Bir değil, iki değil, defalarca evet dedi. Ama nikah memurunun sorusuna arkadaşlarından olur aldıktan sonra yanıt verdi. Hemşire çift Seda Nur Öz ve Emirhan Yıldız'ın düğününde damat şov vardı. Emirhan ayağa kalkar mısın? Sayın Seda Nur Hanım'a eş olarak kabul ediyor musun? Evet! Damat yerinde duramıyordu. Gelinse yerinden kalkmadan şaşkınlıkla onu izliyordu. Seda Nur Öz, sevgili Emirhan Yıldız beyefendi, bu yakışıklı beyefendiye iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu mutlu olmak için hiçbir baskı ve sıra damada geldi. Yanıt vermek için arkadaşlarını topladı. Onlardan onay aldı. Sevgili Emirhan, aynı dilek ve temennilerle Seda Nur Öz Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musun? Emirhan, son kez soruyorum. Sayın Seda Nur Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musun? Sandalyeye çıkıp verdiği yanıt davetlileri tatmin etmedi. Bu kez devreye nikah memuru girdi. Salondakiler kahkahaya boğuldu. Bir tane sandalye getirin. Mutlu çift nikah töreninin ardından davetlilerin alkışları eşliğinde ilk danslarını etti. Serinlemek için göle giden genç gözden kayboldu. Suyun üstünde ve altında yapılan aramalarsa gün boyu devam etti. Ekipler çalışmayı bitirip geri döndüklerinde Cihan Genç'in ailesi gözyaşına boğuldu. Çünkü taşıdıkları ceset torbasının içinde çocukları vardı. Ananı bu kadar mı özledin? Ananı bu kadar mı özledin? Umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı. Serinlemek için girdiği gölde kaybolan Cihan Genç'in cansız bedeni 20 saat sonra bulundu. 33 yaşındaki Cihan Genç, 3 arkadaşıyla birlikte tekneyle Sapanca Gölü'ne açılmış, serinlemek için suya atlamıştı. Bir süre sonra gözden kaybolan genci arama çalışmaları tüm gece sürdü. Ailesi ve yakınları da göl kenarında umutla gelecek iyi bir haber bekledi ama olmadı. Ekipler Cihan Genç'in cansız bedenine ulaştı. Hani hırsızlar için söylenen bir söz vardır ya efendim, kapıya anahtar uydurdu diye. İstanbul'da bir sokağa dadanan hırsızlar da her gün işe gider gibi o sokağa gelip soygun yaptılar. Canından bezen esnaf ve mahalle sakinleri artık kasa satın almak zorunda kaldı. Bilmem anlayamazsın.
bu arabaya yakışmış mı bu? Ama artık malımızı korumak istiyoruz bu şekilde. Hırsızlar canlarından bezdirdi. Sokak sakinlerine kasa satın aldırdı. 20. dükkana girdikleri oldu bu. 20 dükkan ve hepsi Bağcılar'da ve hepsi aynı araç. Aynı kişiler. Karakola gidiyoruz. Bir sonuç alamıyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Buradan devlet büyüklerine sesleniyoruz. Hırsız çetesinden bakan esnaf çözümü araçlarına çelik kasa yaptırmakta buldu. Önlem almaya başladık. Bu arabaya yakışmış mı bu? Ama artık malımızı korumak istiyoruz bu şekilde. İstanbul'da bir hırsızlık çetesi Bağcılar'daki dükkanlara dadandı. Farklı tarihlerde aynı araçla gelen aynı hırsızlar dükkanları ve araçları soydu. Kombi tamiri yapıyorum. Benim malzemelerimi, takımlarımı, onca yıl emek verdiğim bütün her şeyimi alıyorlar. Esnaf ne yaparsa yapsın hırsızların dükkanlara girmesine engel olamadı. Bu hırsızlık 1,5 aydır aynı kişiler tarafından yapılıyor. Yani önüne geçemiyorlar. Bunu artık bir sektör haline getirmişler. Bir kazanç kapısı. Ne yapıyorlar, seyrediyorlar, bir şekilde giriyorlar ve ciddi anlamda da zarar veriyorlar. Hani derler ya anahtar uydurdu diye, hırsızlar işe gider gibi düzenli olarak dükkanları soymaya gitti. O kadar rahatlar, yanından insanlar geçiyor. Hırsızların hiç umurunda değil. Rahatça kendi arabasıymış gibi hareket ediyorlar. Hırsızlardan bıkan esnaf çareyi araçlarının içine çelik kasa yaptırıp kendi önlemlerini almakta buldu. Bu şekilde biz önlem almaya başladık aracımıza. Sevgili izleyenler, Bozkır'ın tezenesi olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak. Filmde büyük ustayı abdal geleneğini sürdüren iki ozan canlandıracak. Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim? Bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gönül verdin mi? Saz ve söz ustası. Zengini sen ya bey, deller ya paşa. Fıkarayısan ya aptal, deller ya cingan haşa. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor. Gel ben de derdimi sana söyleyeyim. Erol Parlak'ın Garip Bülbül Neşet Ertaş isimli kitabından uyarlanan film aynı ismi taşıyacak. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak. Usta ismi iki ayrı ozan canlandıracak. Ramazan Bağgül rolü ise Bozkır'ın tezenesinin yetişkin dönemi olacak. Aşk efendim, Mecnun gibi çöllere düşmek mi, Ferhat gibi dağları delmek mi? Aşk diye bir şey var mı? Peki kimler aşkı bulduğuna inanıyor? Evet, yanıtını sokakta aradık. Bulamadım hayatım. Yoksa yalnız mısın sen? Yine benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı tek başına. Sensin daha bulamadı. Ne yazık ki. Aşık olamıyor musunuz acaba? Yok ki olayım. Adam mı var? Siz hiç evlendiniz mi? Evet, yıllar önce öyle bir şey olmuştu. Ama hatırlamıyorum. Aşık. Esas olan aşk mıdır, sevgi midir? Aşkın tanımı ne? Kimler aradığı aşkı buldu? Çiçekler aşkınıza mı? Evet. Neler hissediyorsunuz? Şu an heyecanlıyım, konuşamıyorum. Aradığınız aşkı buldunuz mu? Aradığım aşkı buldum diyeceğim tabii ki, evliyim. Aşık mısınız eşinize? 15 sene oldu. Aşığım diyelim. Aşık olduğunuzu ne zaman anladın? İlk tanıştığımda değil tabii. Aşk bambaşka. Böyle çarpılırsınız. Önünüzü arkanızı göremezsiniz. Böyle aptal gibi gezersiniz. Yediğiniz işinizi farkında varamazsınız. Bulamadınız mı? Açıkçası ben bu şeylere pek inanmıyorum. Kaç yaşındasınız? 77. 77 yıldır aşkı bulamadınız mı? Evli misiniz? Evliyim. Ama aşık değil misiniz? Aşık olarak evlenmedik. Ta Filistin Gazze'den buldum. İlk başta tabii korku oldu. Kültür farklılığı olur mu, olmaz mı? Tanıştıkça bizim dilimizi öğrendi. İlk görüşte aşka benziyor bu.
Evet, aşık oldum. Kimi aradığı aşkı Filistin'de buldu, kimi 77'sinde hala aşkı arıyor. Kimi de aşka bile inanmıyor. Peki ya siz aradığınız aşkı buldunuz mu? Evet, Konya'da buldum üniversite okurken. Yok, hala bulamadım. Hiç aşık oldunuz mu? Aşk artık yerini bulamıyor. Bir kere istedim, vermediler kızı. Bir de çok yakında biriyle tanıştım. Evliyim, eşim var. Yakışmaz bana artık. Ama aşık oluyorsunuz. İnsanın gönlü kocamıyor diye bir laf var ya, gönül aşık olabiliyor. Kalbimizin sesini dinlesek aklımız almıyor. Aklımızın peşine takılsak kalbimiz ısınmıyor. Nasıl olacak bu işler diyenler. Acaba sizde filofobi mi var? Yani aşık olma korkusu. Sizde aşık olma korkusu var o zaman. Evet. Çektin mi oğlum? Belki bir kısmet çıkart bu saatten sonra. Kısmet geldi. Talip misiniz hanımefendiye? Estağfurullah Allah. Ne yap- talip bulduk derken? Onu da kaçırdık hayatım, sorma git. Ne yapayım, sen böyle gençleri bul, birbirlerine baksınlar şöyle doya doya. Siz de birini bulup baksaydınız doya doya. Ya adamı gördün Allah, eyvah belaya çattım dedi kaçtı. Benden korktu adamcağız, estağfurullah diyor, yazık. Koronavirüse yakalanan genç müzisyen her hafta katıldığı müzik programına çıkamayınca konseri evinin balkonundan verdi. Komşularsa bu durumdan hiç de şikayetçi değildi. Ne senin, ne yarın, matemi dilsin. Bugün benim evimin önündeyiz. Pandemi durumları bize de denk geldi. Solist koronavirüse yakalandı, stüdyo sokağa taşındı. Televizyondaki programına gidemeyen genç müzisyen evinin balkonunda konser verdi. Çorum'da pazartesi akşamı eğlenceli dakikalar yaşandı. İbrahim Sarıca karantinaya girince haftalık televizyon programına katılamadı. Ama mahalle sakinlerini müziksiz bırakmadı. Sarıca balkona çıktı, mikrofonunu da eline aldı. Ekibi sokakta çaldı, o da balkondan şarkılarını söyledi. Hem izleyicilerine hem de komşularına eğlenceli dakikalar yaşattı. Beni yalnız bırakmadığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sevgili izleyenler, kürsüde konuşma yapan iktidar partisi milletvekiline muhalefet sıralarından su şişesi fırlatıldı. Ortalık fena karıştı. Ermenistan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi efendim. O anlarda kameraya yansıdı. Yes, çeze mi tüm dağılıcı? Ellet bayi kesele hala. Milletvekiline su şişesi fırlattı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Ermenistan parlamentosu karıştı. Kameralara bu görüntüler yansıdı. İktidar partisi milletvekili Hayk Sarkisyan, eski savunma bakanı Seyran Ohanyan'ı hainlikle suçladı. Tansiyon yükseldi. Sarkisyan'a muhalefet sıralarından su şişesi fırlatıldı. Ve ortalık daha da karıştı. İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri birbirine girdi. Kavga kürsü önünde de bir süre devam etti. Kavgaya asker müdahale etti ve parlamento normale döndü. Ve efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarına sağlıklı ve keyifli bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.